Metrotürk'ten herkese merhabalar. Ben Salih Yüzgenç. Değerli izleyenler, sizleri İtalya'dan, İtalya'nın Monza şehrinden selamlıyoruz. Monza değerli izleyenler, Milano'nun hemen yanı başında yer alan yeni bir şehir ve nüfusu da yaklaşık 125 bin civarında. Tabi burada Almanya, Belçika, Hollanda gibi Türk nüfusunun çok yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Ama bir tek aile, bir tek Türk insanı bile olsa biz orada olmaya devam edeceğiz. Çünkü ne demiştik? Siz neredeyseniz biz oradayız. Ve şu an Ramazan coşkusunu, Ramazan bereketini Avrupa'da iftar bereketi programında burada yağmurlu bir havada yaşıyoruz. Yağmur bereketiyle, coşkusuyla bizi heyecanlandırıyor. Ramazan bereketi şu an gördüğünüz gibi üzerimizde, bizle beraber birazdan buluşacağımız aileye geçecek. O yüzden hep birlikte vakit kaybetmeden buradaki ailemizi tanımak üzere yola koyulalım ve bakalım bizleri neler bekliyor. Evet değerli izleyenler, şu an ailemize geldik. Bugün Küpeli ailesine misafir olacağız. Hemen şurada zile bakalım. Evet, buldum kendilerini. Zile basıyoruz ve bakalım bizi neler karşılayacak. Çok heyecanlıyız. Evet, zile bastık. Kapı açıldı. Hemen içeri doğru giriyorum. Heyecanlı ve merakla. Efendim, sağımda güzel insanlar, solumda güzel insanlar. Bizler Avrupa'da iftar bereketini şu an İtalya Monza'da yaşıyoruz. Şükrü Bey ve Gülay Hanım'ın misafiriyiz. Onlar hemen şöyle sağımdalar. Şükrü abi ve Gülay abla yıllar evvel buraya gelmişler. Burada bir yuva kurmuşlar ve akrabaları, buradaki komşuları onların artık hayatının parçası olmuş. Ve onlar da şu an buradalar. Hepsini tanımak istiyoruz ama evvela tabii ki sözü ev sahiplerine verelim. Şükrü abiden başlayalım. Şükrü abi, iyisiniz değil mi abi? Çok şükür iyiyiz valla. Hoş geldiniz öncelikle. Allah razı olsun. Ben Malatya Doğanşehir ilçesinde doğdum. 3 çocuk babasıyım. İtalya'ya geldim aşağı yukarı bir 24 sene falan oluyor aşağı yukarı. Tabii ki eşimi 8 sene sonra anca getirebildim. Ama her şeyin başı da sabır. İnsan sabrettiği zaman her şeye istemese de yani yavaş yavaş ulaşabiliyor. Ne kadar güzel söyledin abi. Sabredersek muradımıza eriyoruz. Şükrü abiler de sabretmişler. Muratlarına ermişler. Güzel çocuklar olmuş. Evlendirmiş çocuklarını onlar, okutmuş çocuklarını onlar. Evet, büyüğünü ev verdik. Büyüğü Türkiye doğumlu. 2 tanesi tabii ki eşim buraya geç geldiği için arada 8 sene zaman geçti. 2 küçük bura doğumlu. Biraz kötü günler geçirdik ama önce de çok şükür şu anda. Yani kötü günler geride kaldı. Artık geride kaldı. İyi günlere değil mi? İnşallah Ramazan bereketiyle. Belki bizim de buraya gelmemiz vesilesiyle daha da güzel günler. İnşallah. Olur, evinize bol bol böyle bereket yağar, sofralarınız dolar taşar. Artık Gülay abla yine mi misafir der ama misafirler kapıyı çalmaya devam eder. Gülay abla olur mu? İnşallah, olur inşallah. Sizi tanıyalım bir de. İsmim Gülay, ben de eşimin taraflıyım, aynı Malatya Doğanşehir ilçesinden. Hanımefendi sizi tanısak. Ben Günay Kılıç, Nevşehirliyim, Nevşehir'in Kaymaklı kasabasından. 3 çocuğum var, eşim. Kızım Rabia buradayız. 2 çocuğum var. Birisi Almanya'da, birisi de İsviçre'de. İşte onların gurbetlik içinde gurbetlik çekiyoruz. Onların hasretleri. Biz buradayız işte. Türkiye'yi çok özlüyoruz. 2 yıldır Türkiye'ye gitmedik. Türkiye'yi özlüyoruz. Evet değerli izleyenler, tabii şimdi Güney abla konuşurken Türkiye'yi özlüyoruz dediğinde gözleri doldu ister istemez. Ben onu da anlıyorum. Yani burada Türkiye demek duygulanmak demek. Nasıl olmasın? Yani orada doğup büyüdüğünüz yerler, yaşadığınız değil mi? Hatıralar belki aklınıza geliyor. Evet, 2008'de geldim ben buraya. 16 yıl oldu geleli. Türkiye'deyken biz köylüyüz, çalışıyorduk. Reşberdik böyle. Her şeyimiz vardı. Suluğumuz vardı. Patates ekiyorduk. Eşim buraya geldi. 5 yıl sonra da ekilmeyince bizi aldı geldi buraya. Biz buradayız. Eşim geleli 22 yıl oldu. Beraber yaşayıp gidiyoruz. Çocuklarımız Allah'a çok şükür mutlular. Evlerinde, herkes yerinde. Biz de burada kızım Rabia var, onunla beraber mutlu yaşıyoruz. İyiyiz, rahatım. Ne kadar güzel. Şimdi şöyle bir soluma döneyim. Sağıma selam verdim, şöyle soluma selam vereyim. Olur mu? Burada çok yakışıklı bir beyefendi görüyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Muhammed Fatih. Malatya Doğanşehir Savaklı Mahallesi'ndeyiz. Şükrü Bey'le hem de akrabayız. 1992 yılında buraya geldim. Yaklaşık 32-33 yıl oluyor. Birazdan sorular soracağım. Sanki burada en eski İtalya'ya gelen siz gibisiniz. Öyle bir izlenim var bende. Ben geldiğimde 35 kişiydik burada. Yani o arada sayımızı biliyordum. Yani İtalya'nın genelinde mi? Yok, burada Milano, Lombardiya bölgesinde.
Şu an burası Monza. İtalya Milano'dan ayrıldı. Yani Milano'dan ayrı bir şehir oldu artık burası. Ya, burada Lombardiya olarak geçiyor yani. Aynı yer Lombardiya olarak geçiyor. Niye düşüncelisiniz bu kadar abi ya? Oruç mu artık böyle son saatlere geldik? Oruç etki göstermeye mi başladı? Hem oruçtan. İsmim Hilmi Kılıç hocam. Nevşehir'in Kaymaklı kasabasındanım. İşte insan şimdi düşünüyorsun, bakıyorsun nerede, nereye geldik. Hanımın anlattığı gibi mesela biz pateciyiz. Pate sekerik Nevşehir'de. Yani çok zahmetler çektik. Sonradan düzeldik Allah'a şükür, buraya geldik. Halimiz vaktimiz iyi. Şimdi işte torun torba çoğaldı. Onların özlemi var. Torun torba derken onlar Türkiye'de mi şu an? Hayır. Oğlum var Almanya'da. Kızım var İsviçre'de. İşte yeni bir torunum oldu. Allah razı olsun hepinizden. Adını da Mihriban koyduk. Ona buradan çok öpüyorum, çok seviyorum. Hepsini seviyorum da öncelikle o. İsviçre'de var iki tane torunum. Onları da öpüyorum. Hepsine bol selam söylüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de memnun ettiniz. Duygulandırdınız yani bu çekimlerle dolayı. Ev sahibiniz Şükrü Bey'e, bacıya, hepsine Allah razı olsun davet ettiler. Biz de burada içinde bulunduk. Ne kadar da güzel oldu. Teşekkür ederiz Hilmi abi. Evet, yani Avrupalı Türkler dediğimizde sadece Türkiye'ye olan bir özlemden bahsetmiyoruz. Onlar burada yaşadıkları için artık çocukları Avrupa'nın farklı yerlerine gitmişler. İsviçre'ye giden olmuş, işte Almanya'ya giden olmuş. Onları da özlüyorlar. Yani özlem hem bu tarafa hem bu tarafa olmuş. Şimdi Hilmi abi, şöyle bir tık yer değiştirsek seninle olur mu? Tabii. Ben şuraya doğru da bir mikrofon uzatayım. Benim ismim İlhami Yıldırım. Öncelikle hoş geldiniz TRT ailesi. Ben 92 yılında Almanya'ya geldim. Almanya'dan kovuldum Fransa'ya, Fransa'dan İtalya'ya. Şimdi İtalya'da çalışıyorum. İtalya'dan sonra nereye abi? İtalya'dan bilmiyorum ki. Denize doğru artık. Ege'ye doğru, Türkiye'ye mi doğru, neresine bilmiyorum. Nasip, tabii her şeyin başı nasip, hayırlısı olsun diyelim. Sizler burada olduğunuzda da bizim için anlamlı oluyor sizle konuşmak. Diğer türlü biz de sizin gibi güzel insanları tanıyamayacaktık belki burada olmasınız. Burada bir kapı olmuş oluyorsunuz. Burada hepiniz Türkiye'nin aslında gönül elçileri olmuş oluyorsunuz. Öyle bakmak lazım. Hanımefendi, sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Hava Yıldırım. İki çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum Almanya'da, kızım Fransa'da. Gurbet içinde gurbet çekiyoruz. Ben Aksaraylıyım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gurbetteyik işte. Türkiye'yi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Şimdi biraz buradaki genç arkadaşları tanıyalım. Onlar ne yapıyor öğrenelim. İftara biraz az kaldı değerli izleyenler. Değil mi? Çok, biraz azaldı galiba vaktimiz. İftara kadar şöyle biraz tanışıklığı sürdürelim. İftar sofrasına oturacağız. Hemen hanımefendiden başlayalım. Ben Melisa Küpeli. Lise 1'e gidiyorum. 2009 doğumluyum. Ve okulda da sağlık bölümünü okuyorum. Ne kadar güzel. İnşallah hem iyi bir sağlıkçı, iyi bir doktor olursun en başta. Ve de çok sağlıklı olursun. Vesilesiyle sana da güzel bir Ramazan dileriz. Beyefendi, sizi tanıyalım. Siz neler yapıyorsunuz? Ben Bilal Küpeli'yim. 11 yaşındayım. Orta 1'e gidiyorum. Ne güzel. İnşallah sen de ablan gibi böyle çok sağlıklı olursun ve güzel bir hayatın olur. Hanımefendi, sizi tanıyalım. Ben Rabia Kılıç. Orada okuyordum. Okulum bitti. Şimdi çalışıyorum. Yaşlılara bakıyorum. Allah kolaylık versin. Yani değerli izleyenler, biliyorsunuz yaşlılar hizmet çok kıymetli bir şey. Büyüklerimize hizmet çok kıymetli bir şey. Ramazan ayı da buna vesile olsun. Siz belki mesleki olarak şu an büyüklerimize ilgileniyorsunuz ama çok kıymetli bir vazife. Hakikaten öyle yani. Evet, hanımefendi, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Zeliha Altun. Evliyim burada. Bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Ev hanımıyım, öyle. Gurbetlik çekiyoruz. Ailemi çok özlüyorum. Buradan ailemi de öpüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler, görüyorsunuz Avrupa'da iftar bereketinde şu an İtalya Monza'dayız ve burada çok kıymetli bir aileye misafir olduk. Hatırlayın, girerken buraya hafif yağmur vardı. Berekete dedik ki burada nail olacağız. Buraya geldik. Burada da farklı bir bereketi yaşıyoruz. Güzel bir aileyi, çok güzel insanları tanıdık. İftar sofrasına şimdi birazdan muhtemelen geçeceğiz ve akabinde çay faslına tekrar sizlerle birlikte olacağız. Efendim, evet, şu an iftar soframıza oturduk.
Sağ olsun Gülay ablamız döktürmüş maşallah. Çok güzel yemekler hazırlanmış. Burada biz Türkiye'yi, Anadolu'yu, şu an İtalya, Monza'da yaşıyoruz. Burada şu an çok güzel yemekler var. Bu Malatya kömbesi. Evet, Malatya kömbesi. Yanında içli köfte var, mantı var, sarma var, pilav var, dolmalar var, efendim pideler var, salatamız var. Hepsi ama çok muhabbetten, çok samimiyetten süzülen Gülay ablamızın ellerinden olduğu için inşallah çok da lezzetli olacaktır. Şimdi orucumuz az kaldı, orucumuzu açmaya az kaldı. İftarımızı yapacağız ama iftardan önce de tabii ki dua etmek çok kıymetli, çok faziletli. Onu da Fuat abiden rica edelim. Olur mu Fuat abi? Şöyle iftar duası alsak sizden. Teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Amin. Elhamdülillah, 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 ellezî et'amena ve seghâna ve ce'alenâ minel muslimîn. Nimet-i Celillah, bereketi Halillah, şefaat ya Resulallah. Soframıza bereket, ahirete gidenlerimize rahmet, yapanlara, yiyenlere sağlık ve afiyet. Geçmişlerimizin ruhu için, bakide kalanların selameti için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha. Evet, Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz Melisa. Ağzını yüreğine sağlık. Ne güzel bir dua etti değil mi? İnşallah yiyenler afiyet olsun. Yemeyenlere de, yiyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun ve onlara da nasip olsun diyelim. Birazdan çay faslında bu güzel aileyi, buradaki tüm güzel insanları tanımaya devam edelim. Efendim iftarımızı yaptık. Tabii iftar sonrasının olmazsa olmazı çay faslı. Sağ olsun Gülay ablamız sofrayı donattı. Şimdi sofrayla beraber çay sofrası donatıldı böyle. Sağ olsunlar yine ülkemizden gelen, ülkemizin güzelliklerini burada görmek mümkün. Ve Avrupa'da iftar bereketi tüm hızıyla şu an Monza'da, İtalya'da devam ediyor. İftarımızın akabinde çok değerli misafirlerimiz oldu. Milano Konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşemiz, çok kıymetli Bülent Hocamız ve Milano'daki camimizin İmam Hatibi Mustafa Hocamız geldiler. Onlara öncelikle bir hoş geldiniz demek istiyorum. Akabinde güzel ailemiz olan sohbetimizi sürdüreceğiz. Hocam öncelikle sözü size verelim Bülent Hocam. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarız. Ramazan nasıl geçiyor buralarda? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizler için de tatlı bir sürpriz oldu. Böyle bir iftar sonrasında sizlerle burada karşılaşmak. Türkiye havasını da bize tattırmış oldu. Bu vesileyle ben teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz. İtalya, Avrupa'nın diğer ülkeleriyle kıyasladığınız zaman nüfus varlığımız olarak, millet varlığımız olarak küçük bir yer. Ama bununla birlikte gayet samimi bir havası var. Buradaki insanlarımız karınca kararınca, kendi imkanlarınca Türkiye havasını yaşatmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra birbirleriyle buluşuyorlar. Ramazan sofraları kuruyorlar. Ben bu vesileyle sizleri burada görmüş olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul buyursun, ibadetlerimizi kabul buyursun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hocam bizler teşekkür ederiz, eksik olmayın. Çok güzel ifade ettiniz. Tabii Türklerin, değerli izleyenler biliyorsunuz, yoğunluklu yaşadığı yerler Avrupa'da. Almanya, Belçika, Hollanda gibi yerler, ülkeler. Ama İtalya'daki Türklerin de burada yalnız olmadığını çok değerli hocamız, Bülent hocamız vesilesiyle, onlar gibi insanların öncülüğüyle anlamış oluyoruz. Burada Ramazan'ı yaşamak için buradaki camimizin, buradaki din hizmetlerinin çok kıymetli çalışmalar yaptığını tekrar tekrar söylemek lazım. Sizler de Ramazan'da burada olursanız zaten ziyaret edeceğiniz yerler belli. Hemen Milano'daki camimize geliyorsunuz. Orada hem namaz kılıp hem de Ramazan'ı yaşamak adına oradaki belki selamlaşmak, belki iftar sofrasına oturmak, belki buradaki insanlarla aynı bizim yaptığımız gibi kaynaşmak yapılacak işlerden en kıymetlileri diyebiliriz. Mustafa Hocam, size bir
Sizi bir tanıyalım, size bir selam verelim. Siz nereden geldiniz? Öncelikle ben de teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii şu an şuradaki şu ortam aslında bize şunu ifade ediyor. Biz ne kadar memleketimizden uzak olursak da olalım, aynı örfümüzü, adetimizi İslami ve imani bir biçimde farklı ülkelerde de aynı şekilde yaşıyoruz. Yani biz Türkiye'den uzak da olsak aslında burada Türkiye hayatı yaşıyoruz. Tabii ki sizin gelmeniz de buna bir vesile oldu. Biz bununla beraber Diyanet Teşkilatı olarak tabii şunu da ifade ederim ki vatandaşlarımızın olduğu herhangi bir ülke neresi olursa olsun yeter ki bir taraf olsun, Diyanet Teşkilatı olarak zaten orada varız. Didip Milano'da da bu görevi, cami imamlığı, cami din görevlisi görevini biz yapmaktayız. En güzel bir şekilde elimizden geldiği kadarıyla da bunun için gayret sarf ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii yolu düşen, düşmeyip de düşünmek isteyen kardeşlerimizi de inşallah bekleriz. Ne güzel söylediniz hocam. Yolu düşen, düşmeyip de yolu buraya gelecek olanları ya da gelmesini arzuladıklarımızı da buraya davet ediyoruz dedi aslında hocam. Burada güzel çalışmaların, güzel birlikteliklerin olduğunu söylemek lazım. Zaten biz ne demiştik? Siz neredeyseniz biz oradayız. Çayları unuttuk. Değerli izleyenler, çaylar ortada kaldı, yalnız kaldı, garip kaldı. Çaylarımızı yudumlayalım dilerseniz, olur mu? Çayları dağıtalım. Gülay ablacığım, dilerseniz ben size şöyle öncülük etmiş olayım. Şükrü abi, yemeklerden sonra çay olmadan olmuyor değil mi? Çaysız olmaz, mümkün değil. Bizim zaten aslımız, yani Türk dediğim mi çay olmazsa olmaz. Sen yollarda gittiğin zaman bilene, bir tır gördüğün zaman adam eğer çay pişiriyorsa bil yani %100 Türktür, kesin yani. Buralarda denk geliyorsunuz değil mi öyle? Elbette, elbette, elbette. Her tarafta. Yani çaysız, Türksüz çay olmaz. Mümkün değil. Peki sen yolculuktan da malum bahsettin şimdi, hani tır vesaire deyince. Senin buraya gelişinle alakalı süreç nasıl oldu? Sen buraya nasıl geldin? Ben buraya nasıl geldim? Öncelikle benim akrabam var, Fatih abim. O bana tavsiye etti. Yoksa bu Fatih abi mi? Evet. Fatih abi yanımızda. Evet. O 90, sene 91'di, geldi İstanbul'a, biz İstanbul'da oturuyorduk. Dedi Avrupa'ya gidelim dedi, daha tatlı para kazanırız. Ben de o zaman tabii düşündüm. Bana önce inandırıcı gelmedi ama daha sonra da tabii biraz düşününce herhalde dedim doğru söylüyor. Buraya geldim, Fatih abimin bana verdiği adres değişik. Yazılış, okuluş olarak değişik. Ben tabii dil yok, hiçbir bir şey yok. Ben o köyü bulana kadar. Yıl kaç abi? İlk geldiğimde sene 92 idi. Derdini anlatamıyor. Nasıl gideceğini anlatabilsen. O yok. İletişim yok. Telefon yok. Yani bir eve görem, eve bir gidem diyeyim. Fatih abiyi bir görem diyeyim. Ondan sonra her şeyi unuturum. Fatih abiyi gördün. Böyle hemen boynuna atladın mı? Fatih abi geldi. Beni gördüğünde Fatih abi şaşırdı. Ula diyor, sen nasıl buraya geldin? Evet. Ula sen buraya nasıl geldin dedi. Abi dedim valla geze geldim, seni de buldum. Peki senin geliş gününden Fatih abinin haberi yok muydu? Geliş günümde yok çünkü irtibat yok, telefon yok. Değerli izleyenler, hakikaten çok enteresan yani. Şu an bize çok farklı geliyor. Biz belki bu kuşak, yani benim kendi jenerasyonum için de bu geçerli. Birçok şeyi yaşadığımız için, iletişimin özellikle hayatımızın önemli bir kısmında yer almasından dolayı şu an anlamıyor olabiliriz ama sizin o dönemleriniz hakikaten çok farklı. Yani onu yaşamak lazım. Anlatmayla insan anlayamaz. Yaşamazsa insan mümkün değil o şeyleri anlaması için. Ve aslında hani buradan şunu anlıyoruz değerli izleyenler. O zamanlar şu an hani öyle bir geride kalmış ki şimdi hatırlatınca Şükrü abi duygulanıyor da bir tarafta. Maalesef. Yani geride kalan zamanları tekrar hatırlatmak bazen insan açısından zordur. Hatırlamak zordur. Bir olayı daha anlatayım. Bir gün geldim kooperatifin önüne. Eve gideceğim tekrar işte kaldığımız köye. Aşağı yukarı 35 kilometre bizim kaldığımız evine gelip iş yerinin önünde beklediğimiz yerin arası. Şimdi geldik, trenler grev yapmış. Tabii grevin ne olduğunu bilmiyoruz. Dilimiz yok. Telefon yok. Kimseye ulaşamıyorsun. Ne yapacaksın? Mecburen sırtımda bir de elbiseler, bazen işmiş çıkar diye elbiseler de getiriyorum. Yağmur yağıyor. Sırtımda çanta var. Orada aşağı yukarı 35 kilometre yağmurda terliye terliye eve kavuştum. Yani nasıl ya? İşte 35 kilometre yürüdün mü abi? 5 kilometre koştum. Koştun. Koştum evet. Maalesef koştum. Şükrü Bey'in anlattığı hikayeler aşağı yukarı bu sadece İtalya'ya değil ama Avrupa'nın hangi ülkesi olursa olsun
oraya çalışmak amacıyla hemen bir miktar para kazanıp geri dönmek amacıyla giden ama maalesef orada artık çoluk çocuk yerleşince kendisi de kalmak zorunda kalan pek çok insanın ortak hikayesi. Bir arkadaşımız İsveç'te yıllar önce 60'lı yılların ortasında ilk gelenlerden. Hocam diyor kalacak yerim yok, 3 ay parkta yattım. 3 ay parkta yattım bir bankın üzerinde. Cebimde param yok, ekmek alacak hiçbir kuruşum yok. Sabah çok erken bir İsveçli biri geliyordu, güvercinlere ekmek atıyordu. Ben de o ekmekleri, güvercinleri kovalayıp yiyordum ve karnımı öyle doyuruyordum. 3 ay olmuş diyor, yıkanamadım. Her tarafım, ayıptır söylemesi, keçe gibi. Saçlarım böyle artık elim parmaklarım arasına girmiyor. Hepsi bir başarı hikayesi çizmiştir. Yani bu kardeşlerimiz bir başarının kahramanlarıdır. Doğru dürüst eğitimleri yok, doğru dürüst ellerinde paraları yok, dil bilmiyorlar, kültürü tanımıyorlar. Böyle bir ülkede tutunmak ve bu ülkede para kazanmak, bir süre sonra çocuğunu, torununu yetiştirmek gibi bir zorlu göreve soyunmak her baba yiğidin harcı değil. Onun için ben hepsini bu programınız vesilesiyle tebrik ediyorum. Her biri gerçek manada bir başarı öyküsünün gerçek kahramanlarıdır. Hocam çok güzel ifade etti. Bu kahramanlık hikayelerinin, bu başarı hikayelerinin biz de şu an burada avcısıyız adeta. Ve Gülay abla, peki Şükrü abi İtalya'ya geldi. O süreç nasıldı, senden dinlesek? Vallahi çok sordum. Nasıl desem, hani daha yeni evliydik. 5 yıllık evliydik ve 4 yaşında bir çocuğumuz vardı. Eşim buraya geldi ama telefon yok şimdiki gibi, yani görüşüyoruz ama jetonla eşim beni arıyor. Ben zaten hiç arayamıyorum. Eşim jeton atıyor, beni arıyor. Bir kelime nasılsınız diyor, kapanıyor. Yani çocuğun yüzünü bile doğru dürüst hiç göremiyordu. 4 yıl sonra oturum aldı, kağıdımız çıktı, buraya geldik. 10. ay oldu, resmen üstümüz akıyor. Yani resmen ev akıyor yani. O eve de daha 400 euro kira veriyoruz. Ayrıyeten gaz ayrı geliyor, su ayrı geliyor, elektrik ayrı, daha o hariç. Eşim işten çıkmış, iş yok. Geri dönek diyorum, öyle ağlıyorum. Ezan yok diyorum. Yani ezan sesi duymuyorum diyorum. Ailem burada yok diyorum. Eşimin tarafında kimse yok. Benim oturduğum yerde bir hiç Müslüman yok yani. Eşime diyorum ya, bu nasıl hayat diyorum ya. Hani bize hiç nasıl desem, hani Avrupa diye geçmesinler. Gerçekten çok zor. Evet. Değerli izleyenler, hakikaten çok çok zor, çok çok ağır imtihanlar yaşandı ve günümüzde de şu an çok şükür ki biz, hani Avrupalı Türkler olarak burada yaşayan Türklerden bahsediyoruz ama evvelleri her zaman zor olmuş. Gediği açanlar, önce olanlar büyük fedakarlıklar yapmışlar. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi sağımdaki güzel ve çok kıymetli insanlardan şöyle solumdaki çok değerli ve kıymetli insanlara birazcık söz uzatmak istiyorum. Senin ismin Fatih ve anladığımız kadarıyla buraya İtalya'ya ilk gelen kişi senmişsin. Yani buranın, İtalya'nın Fatih'i diyebilir mi senin için? Ne işte o kadar da değiliz ama tanımayan yoktu. Malatyalı Fatih dersen gerçekten hemen hemen herkes tanırdı bizi. Çünkü zaten fazla kişi yoktuk. Şimdi şu anda gerçekten çocukların okuması için, işte Ramazan'da iftarlarımızı açabilmek için, ondan sonra tüm özel gecelerde gidip şey yapmak için çok güzel oluyor. Diyanet de bu konuda şu anda çok güzel çalışması var. Ne kadar güzel. Hilmi abi, peki size sorsak. Buyur. Ramazan dedik. Ramazan tabii ki yurdumuzda, memleketimizde çok çok farklı bir anlama sahip. Evet. Ezan sesini duyabiliyoruz. Top sesini duyabiliyoruz. Büyük iftarlara şahit oluyoruz. Evet. Sen neler söylemek istersin? Şehirlerden uzakta köylerde kalıyorduk. Ezan kilise sesinden, çandan başka bir şey duymuyorduk. Şu an 5 vakit namazımızı da kılıyoruz. Canımız istediği zaman gidiyoruz. Tamam, ben uzağım. Şu an yine 30 kilometre uzağım ama arabamız olduğundan uzaktı. Aklımıza bir şey gelmiyor. Cami olduğu için aklımıza bir şey gelmiyor. İstersek zaten uzaklar yakın olur değil mi? Öyle oldu. Zaten öyle oldu. Uzaklar yakın oldu. Şimdi cami dedim mi de koşaraktan gidip geliyoruz. Ne kadar güzel. Ramazan'da da cami bereketini, camilerin güzelliğini unutmamak gerekiyor. Zaten camiler bu anlamda teravih namazıyla müsemma değil mi? Yani cami dediğimizde Ramazan'da aklımıza teravih namazı direkt geliyor. Niye? İftar sonrası hemen bir camide bir hareketlilik, o teravihin hazzı, ki burada da zaten teravih namazları kılınıyor. Bu cemaatlerin burada da bulunduğunu biliyoruz. Son bir gönül sözü almak istiyorum burada oturan çok kıymetli isimlerden. Sizin
Gurbet içinde bir gurbet hayatınız var. Evet. Çocuklar başka yerlerde. Neler söylersiniz? Evet diyorum, yalnızlık zor. Torunlarım da olsa diyorum, sevdiklerim hep yanımda olsa. Allah'ımın verdiği nimetleri paylaşsa. Ramazanlar tabii çok güzel geçiyor ama ailem olmadığı için buruk geçiyor. Beyin bazen yolda açıyor. Tek başıma açıyorum. Şükürler olsun Rabbime. Yine de şükür. O tek başınıza oruç açarken, iftar açarken böyle görüntülü konuşmalar yapıyor musunuz mesela torunlarla, çocuklarla? Evet, yaparım. Kızım arar, Allah razı olsun. Gelinim arar, oğlum arar. Çok şükür. Allah razı olsun geldiğiniz için. Ben bir de selam göndermek istiyorum. Amcamın kızı Ayşe var. Almanya'da çok arabam var ama herkese selam söylüyorum. Onu da çok öpüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bizim vesilemize de inşallah selamınız adresine ulaşır. Onlara da buradan yürek dolusu, kucak dolusu sevgiler diyelim. Ama ben sona doğru gelirken yine hikayemizin ana karakterlerini Şükrü abiye ve Gülay ablanın yanına gitmek istiyorum. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Varsa sözlerinizi alalım. En başta sizlere teşekkür ederim. Geldiniz, bizi bu kurbette de böyle buldunuz. Bize de bu imkanı tanıdığınız için Allah razı olsun. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin inşallah. Amin. Kimseyi Ramazansız bırakmasın. Devletimizi de başımızda eksik etmesin. Bu arada da annemin, babamın ellerinden öperim. Kardeşlerimin, abimin ellerinde öperim. Kardeşlerimin hepsini gözlerinde öperim. Allah'a emanet olun. Hepinize teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey söyledi Şükrü abi. Ben not ettim. Allah kimseyi Ramazansız bırakmasın dedi. Evet. Müthiş yani, hakikaten. Gülay ablacığım, ellerinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun, geldiniz. Bizleri bu kurbet elde de yalnız bırakmadınız. Bütün sevdiklerime selam diyorum. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel birliktelikleri güzel kapatmak lazım. Bunu da bir asır suresiyle yapma niyetindeyiz ve burada Milano'daki camimizin İmam Hatibi Mustafa hocamız aramızda. Mikrofonu size takdim edeyim. Bir asır suresi sizlerden arz edelim, rica edelim. Buyurun. İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Değerli hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Herkese tekrar tekrar teşekkür ederiz. Evlerinizi açtınız, gönüllerinizi açtınız. Sürçülisan ettiysek affola, haddi aştıysak affola. İnşallah, inşallah yollarımız da tekrar sizlerle kesişir. Biz çok memnun olduk. Bu memnuniyetle buradan ayrılacağız değerli izleyenler. Avrupa'da İftar Bereketi programı İtalya'nın Monza şehrindeydi ve burada Şükrü Küpeli ve Gülay Küpeli ailesinin misafiri olduk. Çok değerli insanlar tanıdık. Onlarla buluştuk. Bizim yolculuğumuz devam edecek. Avrupa'nın çok farklı yerlerinde, sizlerin olduğu yerlerde devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.